tamirat var. Demin bulaşık makinesine tokumlama çat diye elektrik aldım. Elektrik kaldıysan git açıl bence. La uşağım bir bakıver şuna, bence elektrik kaça. Sen ara, nere kaçmış? Bulursan Bağda haber et. Sen niye geldin ki? Cumay Bey nerede? Beni niye göndermedin? Şşt! Sevgim diyen, elektriği çarparsa seni çarpmasın diye. Kıyamam. Ben sana bir çarpacağım ama. Efendim? Üç tur dükkanı temizletiyorsun. Sterilize oldu artık ya. Apandisit falan mı alacaksın acaba burada? Az daha konuşursan aklını alacağım hemşerim. İşine bak. Devam et. Yani artık size her ay 500 TL erzak parası vereceğim. Yayın için oğlum. Nereden çıktı ya? Sadaka gibi. 500. Ona da şükür. Reddediyorum. Tiksinirim alın teri kokmayan paradan. İlla her şey ter kokacak. Yahu oğlum bu lojman gibi sizin hakkınız, emekçinin iaşesi, sosyalist çerçevede baksana. İaşe. Yani o şekilde olabilir. İaşe hakkımız, söke söke alırız. İaşe hakkımız. Öyle olmaz. Biz saat yönü de karıştıracağız. Ne ki ne? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Buyur. Cumali iki tane çay getir oğlum. Sağ ol. Oturma yazıcım. Cumali Bey. Bugün İAŞ'e gideriyle alakalı onurlu tavrınız takdirimi kazandı. Tik bir duruşunuz var. Takdir ederim onu. Belirtmeden geçemedim. Eyvallah. Otoriteye diklenmek benim karakterimdir. Kısmet. Hayırlı akşamlar. Sağ ol yoldaş. Şov yapıp kızın aklını çeliği ya. Anarşist seni ya. Lan! Borular mı patlıyor? Espresso makinesi. Nereden o? Brezilya. Makine, makine. İtalya olabilir. Oğlum kaç para verdin buna? Bir şey değil ya. Aylık erzak parası yetti. Erzak parasını makineye gömdün. Biz bütün ay bu kırlentleri mi yiyeceğiz lan? Kır zincirlerini Cumali. Sen ne biçim bir sosyalistsin? Ne demek o? Yo, üst katın espresso makinesi varsa aynısından bizim de olmalı. Sizde olay o değil mi? Sosyalizm mi? Ha. Yok. Kimsenin espresso makinesi olmamalı. Hı. O ne ki öyle? Bak mürgerli taş yaptım. Demek ondan tutmadı sizin sistem. Tutmadı mı? Şarkı mı lan sosyalizm? Kardeşim makineye ne gerek var? Cezve neyine yetmiyordu? Cumali, bu bir kahve makinesi değil. Aynı zamanda kız mıknatısı. Mıknatısıysa niye iki sap oturuyoruz? Bırak Allah aşkına. Bak, ben de Nuriye'yle taş yaptım. Bu miskinlik o kadar kafeine ihanettir lan. Bir kahve makinamız eksikti. Acık rafine ol Cumali. Olamam. Ben organiyim. İşlem görmemiş bir insanım. Ya yok mu beğendin bir bayan? Olsan olacak. Eve gel denmez. Ayıptır. Eve gel demeyeceksin. Bir espresso makinesi var. Aklın çıkar. Gel gör. Bir dene diyeceksin. Öyle deyince amaç
Fanfine değil, teknolojik bilgilendirme oluyor ha? Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Ömrü hayatımda içtiğim en leziz ekspreso. 2000 çağırıp ha bu teknoloji harikası makineyi gösterdin. Şu an var ya hastanım Cumal. Derinlere daldın barıkım çıkart. Bu kafenin kahvesi bizim makinenin yanında. Ay, bulaşık suyu diyeyim size. O kadar iyi mi yapıyor ya? Biz New York'ta delicious tabir ederiz. O denli iyi. Gelin birer tane açın madem. Bir özelliği de evi Brezilya'daki bir kahve tarlası gibi kokutması. Reis. Efendim. Senin ben. Ben nereden bileyim eller ona pişecek olan yat yoktuğunu? Yıkadın ondan ıslak sandın. Lan ceketten sarkan ipin sana ne zararı var? Huy, bende simetromani var. Sende olmayan manyaklık var mı acaba? Ya yakayım ipi de gitsin dedim ya. Makas diye bir alet var. Hiç duydun? Haklı çocuk. Ha Allah Allah. Şuna bak. Elim füme et gibi oldu. Gerizeka. Ya elimin altında çakmak olunca... İyi ki elinin altında tabanca yoktu. Çekip ipi vurmaya kalkardın. Ha! Elimin altında tabanca olsaydı ilk önce kimi vuracağımı ben bilirim de. Kapıda karşılaştık. İşte mi çıktınız? Ben de eve gidiyordum. Zira evde öyle bir teknoloji harikası var ki büyük bir icat. Bir an önce eve girip kahve içmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Bence içmişsin içeceğine kadar kahve. Yeter. İcat mı dedin? Anlatılmaz. Yaşanır. Yani isterseniz gelip bir bakın. Asiye Hanım, bulaşık makinesi emir ve körüşleriniz hazırdır. Dedim kuzeyin kızı kesin bizzat kendi kontrol etsin ama çıkmışsınız. Yakında mısınız? Neredesiniz? Nerede? İcat deyince ben de sandım insan klonlayacaksın. Veya ne bileyim, üç boyutlu fotokopi makinesi aldın. Aslında bu çok rafine bir şey. La ekspreso makinesi senin neyine? Karnının kurultusu üst kattan duyuluyor. Bu nasıl bir kovalaklıktır? Yok ben değil, Görkem şey etmiş. Kılavuzu kargo olanın burnu pislikten çıkmaz, bilmiyor musun? Fakat İtalya'da insanlar kahveyi... La İtalya'dan sana ne? Sen Duomo katedralinde mi amelelik yapıyorsun? Öğle yemeğinde ekmek arası helva yiyen bir insansın. Cezve neyinize yetmedi acaba? Ben de Görkem aynı dedim. Dedi onu yap o zaman. Ben de seni akıllı fikirli bir insan zannettim ya. Pardon. Asiye'nin bulaşık makinesini kontrol ediyorsun diyeceğim. Yoksa Romalı Perihan'ın kahve keyfini bozmak istemezdim. Hemen gelip çek ediyorum reis bey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.